Merhaba 90 Artı'ya hoş geldiniz. Süper Lig'de birinci haftayı geride bırakmıştık zaten. ikinci hafta maçları oynandı ve haftanın maçı Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasıydı. Ee, sadece bu maçı değil Galatasaray'ın Ankara'daki Osmanlıspor Spor galibiyetini, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile berabere kaldığı maçı konuşacağız ama özellikle bu akşam Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yoğunlaşmak lazım. Çünkü büyük değişimler var, arayışlar var. Ee, yenilikler var. Ee, ve o yüzden özellikle bu akşam Fenerbahçe ve Galatasaray'a odaklanacağız. Şimdi Fenerbahçe Trabzonspor maçıyla başlayalım. Ve Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı 11 ile başlayalım istersen. Ya burada konuşulan şey şu oldu tabii ki. Ee, Soldado yedek, Giuliano yedek ve e, ne dedi Aykut Hoca maçtan önce? Ben dedi bu geçiş dönemi çok düşündük bunu. Bu oyuncuları başlatıp başlatmamayı çok düşündük. Belli ki bir tartışma bir istişare olmuş. Ama bu geçiş döneminde birbirini tanıyan oyuncularla maça başlamayı uygun bulduk dedi. Böyle açıkladı. Doğru. Şimdi ne diyorsun? Şimdi burada uyumun altını çizdi. Yani birbirine alışkan. Tanımak alışkan evet. Şimdi aslında yıkılması gereken bir şey bu. Nasıl yani? Oraya tırpanla girmesi lazım Aykut hocanın artık yani Bardar maçında ortaya çıkan oydu. Yani uyum onun için bir artı değil bu oyuncuların birbirine uyumu ya da birbirlerine alışkanlığı tam tersine bir dezavantaj. Aykut hocanın birinci görevi ortaya çıkıyor ki. Evet. Abraim sözünü kesiyorum bir e, dünya şampiyonluğu haberimiz var. Harika. Metehan Başar. Greco Roman Stil 85 kiloda altın madalya kazandı. Dünya Güreş Şampiyonası'ndan ilk altın madalya haberi de böylece gelmiş oldu. Metehan Başar Fransa'da yapılıyor. Dünya Güreş Şampiyonası Greco Roman Stil 85 kiloda altın madalya kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz Metehan Başar'ın. Dünya Güreş Şampiyonası'ndan da ilk altın madalya haberini vermek bize kısmet oldu Mehmet Demirkol. Tebrikler. Ee... Devamını diliyoruz. Evet, devamını diliyoruz. Evet, Fenerbahçe-Trabzonspor maçına ve Aykut Hoca'nın tercihlerine geri dönelim şimdi. Şimdi burada Perşembe günü hatırlarsan, biz bir sahnenin üzerinde durduk. Maçta oynan, oynanan oyunda bir sahnenin üzerinde durduk. Ee, Dirar'ın şutuyla biten akında... Evet. Fenerbahçe orta sahasının nasıl pozisyon aldığıyla ilgili bir görüntü var elimizde. Üzerine konuştuk. Ozan ve e, Jose'in ne kadar e, rakip ceza sahasına uzak Ozan oldu. gitmiyor. Jose Oza pozisyondan doğru, geri koşuyor. Şimdi Fenerbahçe'nin işte alışkanlığı bu. Fenerbahçe buna alışmış. Fenerbahçe'nin orta saha uyumu bu. Dolayısıyla bunu yıkmak gerekir. Fenerbahçe ben de bu oyunculardan olabileceğini, bu oyuncularla ishal edilmesi gerektiğini sıklıkla söyledim. Hatta Sözlü'ye çok güveniyordum. Ozana da çok güveniyordum. Ama bu oyuncular kendilerine güvenmiyorlar. Şimdi çok basit örneği var. Mesela ben Alper'den olmaz dedikçe Alper benden olur kardeşim diye gümbür gümbür vuruyor. Özellikle bu sezon yere. başlangıcı bence kıymetli. Sporcu böyle olur. Ozan'la Sözlan olur dedikçe de onlar olmaz diye bağırıyorlar. Şimdi eğer böyle bir direnç varsa sporcu da burada artık tamiratı geçeceksin. Oraya baltayla gireceksin. Bakınız Galatasaray mı diyorsunuz? Tabii. Yani bu Fenerbahçe orta sahası artık tamir edilebilir bir yapı olmadığını bizzat kendisi söylüyor. Fenerbahçe'nin üç oyuncuyu artık unutması lazım. 3 oyuncuyu. 3 oyuncuyu artık unutması lazım. Yani Mehmet Topal, Souza, ve ozanı unutması lazım. Bu, bu oyuncuların kötü oyuncular olduğu anlamına gelmiyor. Fenerbahçe Selçuk İnan da kötü oyuncu değil. Ama Selçuk İnan'ın yanına adam bulacak, önüne adam bulacak, arkada adam bulacak diye kaç sene kaybetti Galatasaray. Selçuk da benim çok beğendiğim oyuncu. Hı hı. Bu söylediklerim kendimle çelişmiyorum. Zaman gelir ve artık biter. De Fenerbahçe Fenerbahçe orta sahası içinde artık o geldi. Bu iş bitti yani. Ama, ha bundan sonra bir tanesi mesela he. ikisinin birlikte oynamayacağı kesin. Evet evet. Ya o zaten aşağı yukarı ha. Bir, bir aralarından Üç bir tane şey. aralarından bir tanesi yeniden kendi kendisine böyle der ki ya kardeşim ben bu formayı çok istiyorum. Ben yapacağım. Kendisini yeniden inşa eder, sonradan yeniden takıma girer. Buna aday da Mehmet Topal var. Diğerleri maalesef böyle bir niyetleri yok. Bence bu üç oyuncudan yani evet Mehmet Topal da aynı şekilde en önde bu üç oyuncu arasında çok üzünen, ama. Fenerbahçe'nin orta sahasını tamir etmeye çalışmaktan artık vazgeçmesi lazım. Fenerbahçe'nin orta sahasını artık yeniden yapması lazım. Östersund maçından sonra Galatasaray için bunu söylemiştim. Hı hı. Şimdi de Fenerbahçe için söylüyorum. Fenerbahçe'nin futbol aklı bu orta sahayı tamir etme işinden artık vazgeçsin. Ben kendim söylüyorum yani Soza'dan olur dedim. Topal çok iyi dedim. Ozan'a çok inanmak lazım dedim. Ama olmuyor. Olmuyorsa yenisini yapacaksın. Elde iki tane oyuncum var. Ekici eğer e, dönerse, dönerse, yani, dö yani dönerse, yani dönünce yani. sağlam gelirse, elde bu pozisyonu oynayacak iki oyuncu var. Bir üçüncü bulmak gerekiyor. Bu üçüncü topal olur mu? Olabilir. Bence olmaz ama yani reddediyorlar çünkü. Yani diyelim ki uyum sağladı. Topal mı bir bireysel ben, performansıyla bunu reddediyor. Yani benden olmaz diyor sence? E, topal kayboldu. Topal bu yapının içine kayboldu. Yani kendini toparlayabilir mi bilmiyorum. Kendisinden yapması gerekenden fazlasını yapmaya çalışıyor. Yapmak zorunda kalıyor. İşte bence zorunda kalıyor. Çalışmıyor ama da. Işte, ama işte yeniden yani bu, bu ruh halinden kurtulabilir mi onu bilmiyorum. Büyük takımlar uğraşmazlar bunlarla. Bu işlerle uğraşmazlar. Olmuyorsa değiştirirler. Bence kurtulabilir. Topal e o, özelinde o, konuşuyor. O Topal çok önemli bir profesyonel. Ya i̇ki tane çok doğru 8 numara veya bir 8 bir 10 numarası olursa Fenerbahçe'nin ki bak bu hala kadro yenileniyor. Bak bu Topal'ın kararı. Fenerbahçe'nin kararı öyle olmaz. Fenerbahçe yenisini kurar. Onu oynatır. Topal da formasını geri almak için uğraşır. Tıpkı Selçuk İnandı olduğu gibi. Bu Topal kötü oyuncu demek değil. Hı hı. Ben uğraşamam artık demesi lazım Fenerbahçe futbol aklının. Ben bunlarla uğraşamam. Bunu bunu tamir etmeye çalışamam artık. Benim ben artık yeter. Sürekli bunu tamir etmeye çalışıyorum. Senelerdir bu ya yani Fenerbahçe çok iyi pas yaparken de tamir etmeye çalışıyordu. Dribbling oyuncu arıyordu o zaman da. Evet. Meireles'le, Emreyle, Topal'la oynarken de ya bir, çünkü orada eksik vardı. Alper Alın'dı işte. Altyazı Eskişehir'de işte. o rolde oynuyordu 8 ha. numarada yani Şimdi, orta sahada. Ama sürekli bir, sürekli olarak. bir çaba var burada bir düzeltmeye çalışma, düzeltmeye çalışma, düzeltmeye çalışma, tahmin etmeye çalışma, sonuç vermiyor. O yüzden yeniden yapmak lazım. O noktaya gelindi artık yani. Peki. Şimdi bu maçın aslında çok daha genel bir tahlil ve analiz oldu bu ama biraz bu maçın özelinde konuşalım Şundan istiyorum. Şundan anlattım bunları. Hoca işte daha uyumlu, uyumlu mu uyumlu değil, orayı bir yık. Fenerbahçe'nin zaten İçinden çıkması gereken şey o uyum. Anlatabildim <laughs> mi? O uyum zannettiği şeyden onu onun el freninden kurtulması lazım. Ya şimdi ben de seninle aynı görüşteyim ama bir yandan da ne diyor? Onu dinlemek lazım ve ya yani dinliyorsun tabii de hani e, düşünmek lazım üzerine. Giuliano bir antrenmana çıktı diyor takımla. Tamam. Ha bu hani nasıl oynatayım diyor. Hayır, yani. o tabii o tartışılır o tartışılır. Ama şu mesela şunu tartışmam. Yani Van bu Van mesela hı hı. yani hocanın analizleri açısından söylüyorum. Analizleri ne kadar sağlıklı. Şimdi Van çok önemli bir oyuncu mu? Çok önemli bir oyuncu. Hep hala adı çok hala adını görünce vay Van var ya diyorsun takımda. Yani He. ya hala onu veriyor. Ancak şimdi bir de realite var. Bir oyun var. Şimdi nasıl oluyor da Şimdi Juliana tamam bir maç oynamadı. Bir maç bir antrenman. Bir antrenman, antrenman. takımla birlikte. Peki nasıl oluyor da Van Persie antrenmanda sol Dağdo'dan daha iyi oluyor da takıma giriyor? Yani şu Van Persie'nin antrenmanda soldadudan daha iyi olma ihtimali var mı sence? Yok yani görmediğim bir şey hakkında yorum yapmam zor ama hani sahadaki o kısa süredeki soldado ile 45 dakikadaki Van Persie'yi görünce yok. Zaten öyleyse o zaman ağlamak lazım. Yani Soltado bu fan pörsüden daha iyi değilse antrenmanlarda. Büyük sorun var demek. O zaman zaten yanmışız. O zaman yanmışız yani. Şimdi benim anlamadığım bunlar. Çözemediğim şeyler bunlar. Bir de hocanın analizleri doğru değil. Nasıl yani? E 50 tane şut çektik diyor 3 maçta. E baktım 26 tane çekmiş. Göztepe, Vardar, Trabzon. Evet yani istati baktım istatistiklerine 26 şut çekmiş Fenerbahçe. Yarısı isabetli. Hı, hı 50 şut yok öyle bir şey yani. Çünkü ya bu şunun gibi değil ki. Ya sana bin kez söyledim de ben Ebil'cim gibi. Yani <laughs> o anlamda söylüyorsa tamam yok. o el, 50 şut yok ama. Yok pek rakamları o, o anlamda kullanmaz Aykut Hoca zaten. Evet çünkü veri analiz bunları çok, çok değer önemli. Hatta eleştiri yaptığın zaman bunun neye dayanarak söylüyorsun der. Yani şey ister, veri ister. Ama maçtan sonra biz 50 şut çekti, kaç orta 100 orta yaptık diyor. Tam ona yakın gene böyle 60 70 yapmış galiba. Evet ya yani vardar lisede, maçının verisi yok elimde ama ben Trabzon da... ve Göztepe maçlarının toplamında 61 orta var. Yani, Duran toplar dahil. Duran toplar da. Bir dolu pozisyona girdik diyor. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Öyle pozisyona falan girilmedi. Fenerbahçe e, ee, Vardar maçında ne pozisyona girdi? İşte Ozan'ın vuramadı. Son 82. dakikada var. Ozan'ın vuramadı. Yani Zorlarsak Alper'in sağ çaprazdan, çaprazdan yönü kapalı iken vurduğunu da sayabiliriz. Üstüne bir de Dirar'ın da uzaktan vurduğunu sayabiliriz. Önünü ben. açıp sol yani. Ha. Peki. Hadi onu da 3 pozisyon var. E dün kaç pozisyonu var? Dün kaç pozisyonu var? Solda kafası var. Şikirtel'in duran toptan kafası var. Valbuena'nın i̇lk yarıda, İlk yarıda sağ da sağ çaprazdan i̇yi, iyi, bir, mı? yani evet iyi pozisyondu. o. Bir Üç. de en son Josef'in son saniye son top artık hatırla. Onu da sen peki dört. Yok yok o iyi pozisyon ya. E ceza, ceza sahası çizgisi üstü. Ama yani sıfıra inmiş geriye çıkarılmış iyi bir şut gol olur. Anladım da ona yani vuran adam atıyorum Gomis olsa. Sayayım diyorsun pozisyonda Sayayım ama yani, <laughs> yani sonra kaç tane vurmuş ama şey. Ama şimdi yeri? pozisyonu vurana göre tamam, değerlendiriyor. Tamam dört belki dört. Üç orada 4 olur. <laughs> Göztepe maçında kaç pozisyonu var? Göster paçında az çok az. Yani. Hatta ya 10 pozisyonu var 3 maçta 10 pozisyonu var. Yani Şu o da doğru son değil. Son dakikayı alabiliriz bu arada. Evet. O da doğru değil. Yani hocanın analizinde problem var. 100 yani 50 tane şut çekmedi, 26 şut çekti. O kadar pozisyon yok. 10 tane pozisyonu var toplam 3 maçta. Yani o, olan bir şey, şunu söyleyebilir hocam. Ya bizim transferler girdikçe oyunumuz değişecek. Hı hı. Evet. Geç kaldık. Evet. 2 haftayı beklenmedik kaleci çok kötü kaleci performanslarıyla geçirdik. Tamam bunları ben anlarım. Ya geç kaldık. Kusura bakmayın. Ama buna iyi de diyorsa o zaman ben işkilleniyorum. Ya, bu kadar da, da bu bu o kadar iyi oyunlara da bu maçlar böyle verilmez diyorsa cık. doğru değil. Ben, ben beni korkutan o. Yediği goller açısından bence haklı Aykut Hoca. Ama orada da problem. Atamadığı var. veyahut da giremediği pozisyonlar Hiç açısından var. değil. Volkan ve Kameni tecrübeli iki kaleci. Yani Avrupa'da Hı -hı. bilinen iki tecrübeli kaleci. Evet. Bu iki kaleci üç maçta bu kadar bariz. Evet. Amatörce goller yiyorlarsa bu sakarlığın da ötesinde bir şeydir. Fenerbahçe'nin kaleci departmanında sorun var demektir. Yani doğru Kal seçimler tercihler mi yapılmıyor? Doğru seçimler yapılmadı ya da doğru çalışmıyorlar ya da ikisi birden. Ya yani bu kadar hızlı karar verebilir miyiz? Ben verebiliriz. Çok üst üste geldi diyor. E iki maç zaten hani ligin hazırlık maçları da var. E var. Ya yani Juventus-Bükreş maçında e var, mesela evet. yenilen goller var. Var tabii yani. Hani Volkan'ın suratından da böyle hani bir şey o, o Volkan'ın suratı değil o surat. E o özgüvenli değil göremiyoruz yani. Değil yani. göremiyorsun. Kamen'in yediği gol böyle ayaklar gitmiyor. Var bir problem var orada. Şimdi bunu şanssızlık olarak nitelendirirsen çözüm bulmakta zorluk çekersin. Burada burada problem var. Bunu çözmek lazım. Şimdi şöyle bir sonuçta nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Fenerbahçe açısından bakıyorum. Hı hı. Tabii ki bunun Fenerbahçe'nin oyunu etkileyen başka faktörler var. 45 foul oynanıyor maç. İlk daha birinci dakikada 3 foul olmuş falan. Onlar ayrıca konuşuruz. Konuşalım. O federasyonun tabii, tabii. onu biraz daha maçın içine girdikçe konuşalım. Problemi. Tabii tabii. Onu ayrıca konuşuruz. Ama Fenerbahçe'nin şahıs kendi problemlerinden bahsediyorum. Fenerbahçe'nin omurgasında bir sorun olduğu bayağıdır biliniyor değil mi? Evet. Buna Bundan kârı çıkarıyorsun. Bir. Hı -hı. Buradan Santfor'u çıkarıyorsun. İki. Santfor yok. Evet. Maça öyle çıkıyorsun. Kaleci çok problemli. Üç. Kaleci problemi ama yeni başladı şu andan bahsediyorum. Değil mi? Yani, yani bir şu de o, anda. Işte ek, ek olarak diyorum. Bir omurgası... Yani geçen sezon bittiğinde omurga probleminde kaleci yoktu. Ona ek söylemiştim. İşte evet. Bir omurga problemi var. ker çıktı. Kaleci problemi eklendi. Center problem eklendi. Center hep vardı, vardı da. Ama bu kadar değildi. Hı -hı. Yani fan pörsü böyle hayalet gibi dolanmıyordu en azından. Bir uğraşıyordu, bir şeyler yapıyordu. Veya işte Fernandağ oynuyordu. Musa oynuyordu. oynuyordu. Biri bir şekilde Biri oynuyordu yapıyordu yani. yani. Evet. Şimdi dolayısıyla bu omurgayı yenemediği için Trabzonspor'un çok ciddi düşünmesi lazım. Bir de bu, pencere, bu, işin bu pencereden bakmak lazım Ersun Trabzon penceresi. E Ersun Yanal'ın da kendi planını sorgulaması lazım. Yani Ersun Yanal bu kadar omurgası problemli bir takıma karşı bu kadar edilgen ve faula dayalı bir oyun oynamasının açıklaması yok. Yani benim çok beğendiğim iki teknik direktör... Daha doğrusu birini çok Ersun İlhan'ı çok beğenirim. Aykut Koca'yı da başarılarını takdir ediyorum. Oyun tarzını beğenmemekle birlikte. E, kötü iki plan. Yani Fenerbahçe top yapamıyor. Fenerbahçe top yapamazken neden bu kadar foul ve neden bu kadar savunma? O bir alışkanlık Maç analiz... Refleks olmuş artık. Maç analizi demek. Ha yani yani şunu Ersun Yanalı takımları çünkü çok iyi biliyoruz ki Rıza Çalınbay'ın takımları da öyle. Genelde ligin en çok faal yapan takımları Ama oluyor. Ama nerede yaptığı önemli değil mi biraz da? Yani gidersin topu öne yığmaya hmm. çalışırsın ki Fenerbahçe de öyle yapardı mesela. Tabi. Önde oynamaya çalışır. Kaptır değil mi? Orada foul evet, yapar. Kazanamadığı topla. Burada kendisi de şikayet etti zaten. Evet. Sürekli kendi ceza sahası çevresinde foul Doğru. yaptık ve bu bu da bizim pro için problem oldu dedi. Evet. Şimdi bu Trabzonspor'un da... Ha şunu söyleyebilir tabii Ersun abi. Ben Burak Yılmaz üzerine kurmuştum mevzuyu. Onun çıkması beni çok etkiledi. Doğru. Burak Yılmaz olsaydı maç çok ayrı bir yere gidebilirdi. Bugün Trabzonspor'lar büyük bir zaferi kutluyor olabilirlerdi. Çünkü Fenerbahçe savunmasında çok ciddi sorunlar var. Ve orayı tehdit edemediler Burak çıktıktan sonra. Evet tabii Burak'ın koşulları orada önemli ama bence... Bilmiyorum. Trabzonspor açısından maçın kırılma anı Yusuf Yazıcının çıkması oldu biraz da. O da var. Ee, yani onun üstüne biraz konuşalım istiyorum. Trabzonspor'un kadrosunu maç başlangıç kadrosunu e, ekrana getirelim. Trabzonspor'un kadrosunu. Sonra da o değişiklikten sonraki e, kadroyu. Şimdi bu maç başlangıcı. tabii Burak hemen 20. dakikada sakatlandı. Endoy yerine. Ee, dahil oldu. Bu maç başlangıcıydı. 2 numaralı grafiği ekrana getirelim Trabzonspor'la ilgili. Yani maçın 63. dakikasında Roman Neustetter çıktı Fenerbahçe'de. solda da oyuna girdi. Bir dakika sonra bu değişiklik geldi. E, oyuna Onazi dahil oldu. Yusuf Yazı çıktı ve orta sahada daha farklı bir diziliş meydana geldi Trabzonspor'da. Ama bu dakikadan sonra... Trabzonspor o 90 artı 2. dakikada Fenerbahçe savunmasına hatasıyla Endoy'un çizgide Şikirtel'den kazandığı top dışında yani neredeyse abartarak söylüyorum rakip alana geçmedi geçemedi evet. ve hani tabii ki Ersun Hoca çok deneyimli tecrübeli bir teknik adam ama bu orta sahayı daha defansifleştirerek belki sonuç alan teknik adamlar az da olsa olmuştur ama oyun olarak istediği sonucu alan ben <laughs> teknik adam veya takım pek hatırlamıyorum bilmiyorum sen hatırlıyorsun. yani herhalde Yusuf'un sarı kartından endişelendi biraz çünkü Onazi faul yapmayı Yusuf'tan daha iyi biliyor. Yani Onazi'nin faul yaparken sarı kart alma ihtimali Yusuf'un faul yaparken sarı kart alma ihtimalinden daha az. Evet ki Onazi de kaç? 3 faulle 4 faulle falan bitirdi galiba. Evet. Yani o kadar kısa sürede. Yani herhalde ondan çekindi. Bir de 2-1 bir önde. Biraz daha sağlam tutarım ben bunu bitiririm. Yemem nasıl olsa gol dedi herhalde. İşte o sağlam tuturum Yanlış da... <laughs> bence de yanlış. Evet. Ama tabii Yusuf da kırmızı kart görmüş olsa ikinci sarı karttan. Ya görmüyor musun hoca eleştirileri? Özellikle ya kırmızıya Taradenizm gider bir diyorsun. hali var mıydı? Ya ben öyle bir şey hissetmedim açıkçası. Ya sarı kartı vardı evet her futbolcu sarı kart görür. E o zaman Olcay da daha 11. dakikada sarı kart gördü yani. Yani bildiğimden değil fikir evet. yürütüyorum. Evet evet tabii tabii fikir üretiyorum. Fikir yürütüyorum. Fenerbahçe risk alıyor. Ben burayı daha sağlam i̇şte... tutarım diye düşündü. Ancak tabii senin söylediğinde şöyle bir durum var. Şimdi Damdoyu neden alıyorsun oyuna? Damdoy hani böyle arkaya çok full koşu değil. yapabilen falan bir oyuncu değil. Tam tersi orta sahayla bütünleşen bir oyuncu. Daha Şimdi, defansif bir karakter bravo. yani. Hani Santfor ama Damdoy yani Rodrygo değil de Damdoy'sa evet. eğer bu biraz şu demek. Ben orta sahadaki oyuncularımdan yararlanacağım. Ona uygun bir Sandfor alıyorum. Tamam. Demek. Yani Rodrygo ile Damdoy arasındaki fark bu. Evet. Yoksa hani santraforum daha iyi olsun diyorsan Rodrygo'yu alırsın. Ama benim silahlarım orta sahada Yusuf var, olacağı var. Ben bunlardan yararlanacağım. Hı, hı. Diyorsa dediği için damdoyu alıyor. O yüzden haklısın. Yusuf'u ee, çıkartınca tamamen orayı Damdoyu da varlığı saçmalaşıyor. Evet. O konuda haklısın. Peki bu faul meselesini biraz daha açalım. Yani ee, bu aslında hani yıllardır bu stüdyoda eleştirdiğimiz bir konu. Hakemlerin fauller karşısında müsamaha kâr davrandıkları ben şahsen mesela iki sebebi var iki, i̇ki, sebebi. iki değişik sebebi var bunun bir söylediğin evet yani e, hakemlerin... kart çok zor çıkıyor evet. hele yani. böyle büyük maçlarda daha da zor çıkıyor yani sadece zor çıkıyor. Fener Trabzon değil e çünkü, derbilerde de aman bir hakemlerin bir e çünkü hocalar onları kafalarına soktular yani Türkiye'de öyle bir laf var ne o hakem işte tamam bitirtir iki takıma da görevi budur görevi bu bu söylendi Aha. penaltı penaltı evet. olmalıdır Doğru. Hakimin görevi. Yani doğru kayıt, söylendi. Böyle, böyle böyle zehirliyorlar hakemleri işte. Şimdi bir bu var. iki yönü var. İkisi birbirinden çok e, siyahla beyaz gibi farklı iki yönü var. Birincisi dediğimiz, Hı -hı. senin dediğin kartınız geç çıkması. ikinci de çok basit temaslara fol çalınması. Ersun Hoca onu basketbol hakemi bizimkiler diyor. Doğru. Evet. O da var. Yani iki ayrı uçta oyunu durduran iki ayrı sebep var bu bu federasyonun ve merkez hakem kurulunun e, kendisine bir hedef belirleyip onun peşinden koşarak çözebileceği bir durum. Yani nasıl İngiltere'de iki senedir kardeşim kayarsanız kırmızı yersiniz kararını hmm. verdiler ve uyguluyorlar Fransa'da olduğu gibi. Ayak gelse de gelmese de şırak diye çıkarıyor. Hiç tanımıyor yani. Çünkü bir kişinin ayağının kırılma ihtimali 10 kişinin kırmızı kart görmesi karşılaştırılabilir şeyler değil. Bunu daha geçen hafta yaşadık işte. Evet. Durisan'ın müdahalesiyle Traore'nin ayağı kırıldı işte. Biri kırıldı. Bir gün önce de Kehl daldı, vurmadı. Evet. Şırak kırmızı kart gördü. Sadece oyu yaptı. Işte. Değmeden, değmeden. değmeden. Şimdi bu bu plan, bir, bir plan koyarsınız ve bunun peşine gidersiniz. Şimdi ben dün Twitter'da da yazdım. Şimdi federasyon ya da merkez hakim kurulu kendisine hedef koyuyor mu mesela? Şimdi şu hedef değil. Bizi Dünya Kupası'na gidelim. Hmm. Bu bir hedef değil. Niye değil? Görev bu. Hmm. E Zaten gideceksin. Yani ben Dünya Kupası'na katılalım, katılmayalım diye hedef koyacak halim yok. Da. Bu zaten... bir hedef değil yani. Anladım. Bu zaten senin görevin. Katılmaya Olması çalışacaksın. Olması gereken bir şey ha. zaten. Ya da Merkez hakem Kurulu için şey hedef değil. İki yıl içinde işte Şampiyonlar Ligi seviyesinde üç tane hakemim olacak. Bu bir hedef değil. Bu senin görevin. Ama hedefler koyabilirsin. Ben mesela yazdım hedef. Bu yıl federasyon için Foul sayısını %20 azalt. Bunu yapabiliyor musun? Seyirci sayısını %20 artır. Gol sayısını %20 artsın. Yerli oyuncu, Türk oyuncu demiyorum. Yerli Türkiye'de yetişmiş oyuncuyu teşvik vasıtasıyla %20 artır. Mesela bunlar hedef. Evet. Yani kendisine böyle bir hedef koyabilir federasyon. E, ölçülebilir hedef. Ölçülebilir hedefler. <laughs> Topun oyunda kalma süresini Ese %20 artır. Baksır. Çünkü... Ben şimdi para veriyorum İspanya ligini satın alıyorum. Bir de para veriyorum Türkiye ligini satın alıyorum. Hı hı. Yayıncı kuruluştan. Evet. Biz vatandaş olarak e, İspanya liginde 60 dakika seyrediyorum. Daha ucuz. E Türkiye liginde 43 dakika seyrediyorum daha pahalı. Şimdi bu mantıksız. Dolayısıyla federasyonun seyredilen oyun süresini seyredilebilir oyun süresini arttırmak görevi zorunluluğu var. Bu bir bunu hedef olarak koymak zorunda kendisine. Peki bu yolda bir çalışma var mı? Ya da böyle bir hedef koyuyorlar mı sence kendilerine? Yok. Yok. Yok canım ya. Tek hedef daha çok para. Tabii ya. Bir dahaki şeyden kaç daha indiririz? Halbuki reel değeri bu değil. Böyle böyle olunca bu foil sayılarıyla 43 dakika oyunda kalan bir derbiyle filan bu, bu bu para etmiyor aslında o parayı işte rica minnet Abi, şimdi, işte veriliyor rakipsiz girdiler ya iale <laughs> <laughs> rakipsizlerle para verdiler çıktılar e şimdi bu futbolun kendi başarısı değil evet şimdi futbolu değerli kılmak böyle olur yoksa yabancı sınırı getirelim getir ne olacak yabancı sınırı getirince işte yerler daha çok oynayacak. Sonra? Bir ara verelim. Aradan sonra tartışalım. tartışalım. 90 artıda yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında oradaki faal sayılarından yola çıkarak Türk futbolunun biraz genel problemlerine değiniyor olduk. En son çok, çok genel... Yeniden başlayan yabancı sınırı gelsin mi gelmesin mi tartışmasına biraz değmiştin. İstiyorsan onu da toparlayalım, maça dönelim. Şimdi hani genel dedi çünkü esasında genel dediğin zaman hani biraz dağınık, toparlanması zor gibi anlaşılıyor. Evet. Öyle değil, çok hemen kararları verip hızlı hızlı yapabileceğin şeyler bunlar. Evet. Yani böyle hakikaten iktidar sahibi bir federasyonla, ne yaptığını bilen bir federasyonla, planlarını doğru koyan, istediğini bilen bir federasyonla hemen hızlı hızlı halledebilirsin. O kadar, o kadar yani iki üç gün çok vallahi sürmez. Bir sezonda halledersin her şeyi. Yabancı şimdi yabancı biz bazen tartışırken e, tartışmanın unsurlarını unutuyoruz. Neden? Yani nereye varacağız? Amaç ne? Bunları sorarak tartışmamız lazım. Tabii. Yabancı sınırını getirelim. Okey. Neden? Neden? Daha çok yerli futbolcu oynasın diye. Güzel. Cevap tamam. bu. Tamam getirdikten sonra amacımız şeyimiz hedefimiz ne olacak? Tamam yabancı oyuncu yerli oyuncu daha fazla oyuncu sonra ne olacak? Yani kaliteyi yerli oyuncu oynatarak kaliteyi nasıl yükselteceğiz? Bu da nitelik değil daha çok nicelik üzerinden yürüyor tartışma. Evet yani şimdi bunun da cevabını bulmamız lazım. Nasıl? Nasıl kalite yükselecek? Yani daha doğrusu şu anda mesela Fernando'yu getirdin. O pozisyonda oynatıyorsun. Evet. Belki yer yabancı sınırı olsa Belki o pozisyona gelmeyecek sıra. Ya ben bunu idare ederim Türkiye'de diyeceksin. Santrifor'u alayım diyeceksin. Açık oyuncusu diyeceksin. Ben yani başka pozisyonlara bakacaksın. Evet. Değil mi? Çünkü 5'e inecekti neredeyse bizde yabancı sınırı. Geriye gidiyor. Yani şöyleydi. 6'ydı. 5'e inecekti. Serbest kaldı. Ya şimdi planlama böyle devam ediyor bizde. Şu gün itibariyle vazgeçtik. Yabancılar iyi değil. Peki. Kaliteyi nasıl yükseltecek yerli oyuncu oynaması? Şimdi bunu anlatmakla. Eğer bunu bunu anlatabiliyorsak. Şunu söyleyebiliyorsak eğer. Ya bizim mesela aslında çok kaliteli oyuncularımız var. Süre bulamıyorlar. Süre bulamıyorlar. Ama öyle olmadığını biliyoruz. Sa öyle bir şey olabilir mi? Kalite çıktığı anda süreyi buluyor. Yani geçen sene Başakşehir Cengiz'i alırken direkt 11 oyuncusu olarak mı aldı? Hayır. Hayır. Otursun kenarda dokayı biraz zorlasın. Arada da girsin diye. Yavaş yavaş pissin. Yani daha genç bir futbolcu. Evet. Ne oldu peki? 11 oynadı. 15 milyona gitti. ne Ne, ol e, e, ne olacak peki? Yerli olsaydı gider miydi? Yani yabancı sınırı olsaydı gider miydi? Gitmeme ihtimali yükselirdi. nasıl bırakabilir misin sen? Nasıl bırakacaksın? Yerine koyma ihtimalin var mı? Ya Başakşehir olmasa belki Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş alacaktı sonunda. ben sana söyleyeyim, o parayı büyüklerden biri verip Cengiz'i alacaktı. Evet, büyük bir ihtimalle öyle olacaktı. Öyle olacaktı. Cengiz'in durumu ne olacaktı peki? Maaşı ne kadar olacaktı Cengiz'in? Şimdi Roma'da kazandığından daha fazla. İki olacaktı. katı vergi de olmadığı için memlekette. Tabii. Ben futbol hakkında konuşuyorum. yüzde %38 vergi veriyorum. Evet. Hakkında konuştuğum adam sıfır vergi veriyor. Böyle de bir durum var yani. <laughs> Hayır, bir de o daha güzeli var. Kulüp onun namına vergi veriyor ama ondan sonra da siliniyor. Evet. O geçtim hadi ben tamam. Sanat sayalım futbolu. <laughs> peki. Bedava vergi vermesinler Kabul. yeter ki oynasınlar. Yok. E, ben, neyse C C ben onu kabul no, ediyorum no. da Ya tamam etme <laughs> işte. Onda karıştırırsak tartışma karışır. <laughs> peki. Cengiz ben sana söyleyeyim. 4,5 milyon euro falan alırdı. Alırdı. Rahat Aa, o alırdı. O geçen seneki performansıyla. Şimdi ile... Cengiz kaç yaşında? 20 yaşında. Diyelim ki Fenerbahçe'de oynuyor. 4,5 milyon euro da net para kazanıyor. Evet. Cengiz niye gelirsin ki? 4,5 milyon euro net alan bir oyuncunun finansal olarak hedefi kalmaz. Hı hı. Kalmaz. Yani sadece şey olur. Messi Neymar olursan daha fazla kazanırsın çok daha fazla kızınız. Onun için finansal olarak 20 yaşında finansal olarak hayatında hedefi kalmamış bir adamı artık eğitemezsin. Bu mümkün değildir. Bilimsel olarak mümkün değildir. Çok içinde olacak oyuncu. Ya şimdi Cengiz Han üzerinden gidiyoruz. Belki olmasa. Cengiz hayır ben Türkiye'de değil gene de Roma'ya gidecekti. Yabancı sınırı olsaydı kimse. belki başka bir şeyler olacaktı. Hani bu bir örnek yani olduğu Nihat için. konuşuyoruz. Nihat Kahveci Türkiye'ye niye girdi önde? Baya güzel kariyer evet. devam ediyordu. Daha oynardı 3-4 sene İspanya İstanbul. Bayağı ısrarcı oldu Beşiktaş oldu. Neden? Çünkü Mehmet Topuz'u Fenerbahçe 10 milyon euroya Beşiktaş'ın elinden aldı. Yıldırım de ne yapsın? Bir şey yapması lazım taraftarı sakinleştirmek için. Gitti Nihat'ın önünde bavulla para döktü. Nihat kahveci de ne yapsın? Ya çoluğu var çocuğu var. Adam 3 katı para veriyorlar. Tamam dedi. Bir Beşiktaş doğduğu yer. E tabi ama yani tamam dedi <laughs> geleyim dedi. İşte böyle oluyor. Evet. Burada şimdi bir ülke kendi çocuklarını rekabetten kaçırarak bir yere varamaz. Yapması gereken iyi eğiterek rekabetin içine atarak ondan bir şey çıkmasını beklemektir. İyi eğitim sistemleri bunun için olur. Rekabetsiz olmaz. Şımarır sen onu korursan. Ya bunlar şimdi tartışalım. Yabancı sınırlaması belki de gerekiyordur. Olabilir evet. Bak olab olabilir ben çünkü bence hayır. Ama bana yabancı sınırlaması gerekiyor diyenlerin neden gerektiğini ve nereye varacaklarını, nitelik olarak nereye varacaklarını anlatmaları lazım. Mini takımı oyuncu bulamıyoruz. Şimdi, niye bulamıyorsun ya? Ya sırf Almanya'dakilerden bir takım o takım yaparsın. Almanya'nın sana yetiştirdikleri yeter. Kilit kelimeyi söyledin ve bence bu konuyu kapatalım o kelimeyle. Yetiştirmek. Yani Süper Lig'de kaç yerlinin oynadığı değil, hangi nitelikte oyuncuların yetiştirildiği kulüpler tarafından. 150, o. 150, Yoksa, 150 tane oyuncu mu evet. olacağına iki tane Cengiz mi olsun yeter. Evet. Aynen öyle. Deyip Fenerbahçe-Trabzon maçının özeline geçelim. Şimdi ee, şuradan devam edelim. Aslında yüksek tempolu bir maç oldu. O anlamda hani heyecanı, e, tansiyonu, yüksek bir karşılaşma izlediğimiz söyleyebiliriz. Evet yani futbol değildi seyrettiğimiz. Evet. E, yani vaat ettiği seviyede bir futbol yoktu ama mücadele sonuna kadar seyrettiren, gecenin 12'sine kadar <laughs> heyecanla seyrettiğimiz bir oyun oldu. O kuşku yok. Peki Aykut Kocaman'ın müdahalelerine bakalım ve onun üzerine de biraz konuşalım. Tamam. Şimdi ikinci araya başlarken e, ne yaptı? Julian oyuna girdi ve Robin Van Persie oyundan çıktı. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Robin Van Persie devre boyunca 6 kez topla buluştu. Ve bunlardan sadece biri hücum bölgesinde. Yani 3. bölgede. Bir daha tekrar edeyim mi? Evet. 6 kez topla buluştu Robin Van Persie 45 dakika boyunca. Bunlardan sadece bir tanesi hücum bölgesinde. Yani Ceza rakip kaleye şu. yakın. Yani. Ceza sahası içi mi? Yok hücum bölgesi diyorum. Ceza sahası içi de değil. Değil. Kötü tabii canım. Ama hani biz... Robin van Persie çıktı deyince gerçi Giuliano'nun ısındığını biliyorduk, oyuna gireceğini. şimdi böyle bir tablo çıktı karşımıza. Santforsuz evet. bir Fenerbahçe. Hatta şöyle de tanımlayabiliriz belki. Şimdi Alper ikinci forvet gibi oynuyor. Giuliano kendini nasıl tanımladı? "İkinci forvet gibiyim ben." dedi daha çok. İki tane ikinci forvetli bir Fenerbahçe. Ama orada da gene bir üretim çıkmadı doğal olarak. Yani kolay değil çünkü Giuliano'yu ben seyrettiğim kadarıyla çok uzman değilim Hı. oyuncu hakkında ama gördüğüm kadarıyla önünde santfor isteyen bir oyuncu. Yani onunla ilişkiye girerek evet. oyununu yükselten bir oyuncu. Ee, Aykut Hoca herhalde Alper'le ikisinin öyle bir kontağa girebileceklerini düşündü. Ama olmadı. Tabii. Olmadı. Olmadı. Olacak olacak gibi de değil. Oraya bir santrafor gerekiyor. Ama Giuliano ile ilgili yani bu tabii çok yani bir devre. Sonuçta evet Zenit'te ne yaptığını az çok biliyoruz ama Fenerbahçe'de ne yapacağı önemli ama bu bir devre sana ne gibi e, işaretler sundu Giuliano ile ilgili, nasıl bir oyuncu bundan sonra izlemeye devam edeceğiz sence? Fenerbahçe'nin temel e, davasının, oyun içi hedefinin Valbuena ve Giuliano'yu ceza sahası çevresinde en fazla 1-2 metre, 3 metre dışında topla buluşturmak üzerine kurulması lazım. Yani bütün sistemini ona kurman lazım. Bu oyuncuları geri getirmeyeceksin. Hı -hı. Fenerbahçe çünkü hızlı hücum yapabilecek bir takım değil. Öyle oyuncuları yok. Ya geçen sene Lens'in yaptığı işi yapacak oyuncusu yok. Fenerbahçe orta sahasında o yüzden diyorum yıkıp yeniden yapmak zorunda ki elindeki değerleri, Palbuena gibi, e, Giuliano gibi değerleri, şimdi Soldado da girecektir takıma. Bu oyuncuları hücum bölgesinde, Fenerbahçe'nin oyunu orada tutması lazım. Aslında son bölümde tuttu tuttu belli ona. Tabii bu hani Arsenal'ın da tercihleri evet. bir oldu biraz. Yani Yusuf Yazıcı'nın oyundan çıkması da Fenerbahçe'ye yardımcı oldu bu anlamda. E, dolayısıyla faullerin sürekli orada yapılması Fenerbahçe orada tuttu. Ama tabii orada istenen seviyede böyle bir esnek şey e, estetik işte iş çözen mevzular çok çıktı hı. mı çıkmadı. O işte o hocanın uyum dediği şey o, o, hı hı. o öyle zamanla oluşacak bir şey. Ama var olan uyumu hemen yıkması lazım. Yeni bir uyum inşa etmesi lazım. Giuliano'nun da tam aslı ihtiyacı olan galiba şimdi o dediğin gibi uyum. Yani çünkü benim görebildiğim kadarıyla Giuliano öyle çok gösterişli. Değil. Ee, çok adam eksilten. O tipte bir oyuncu değil. değil. Ama pas yüzdesi yüksek. Oyun görüşü iyi. Nerede duracağını iyi biliyor. Nereye hareketlenmesi gerekiyor. Aynen koşuları çok iyi yapabilen. Yani 45 dakikalık ve Zenit izlenimimiz öyle. Özellikle dediğin gibi orada Valbuena ve Soldado'yu da oraya katarsak. Belki Dilar'ın da yardımıyla. Belki de işte orta sahada bir 8 gerçek bir 8 numara veya daha meziyetli bir oyuncuyla. Orada hakikaten Fenerbahçe çok gösterişli olmayan ama çok hızlı paslarla, çok iyi koşularla çok pozisyon üreten bir takıma dönüşebilir. Doğru. Bunun sinyali ipuçlarını verdi Giuliano. Ar arka tarafta doğru tercihler yapılır. Evet tabii yani o, 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 o onsuz olmaz olmaz. O evet. Son bölümde Soldado da oyuna girdikten sonra 62. dakikadan sonra en son Atıf da oyuna dahil oldu Dirar'ın yerine. Onu da ayrıca konuşuruz. Böyle bir Fenerbahçe vardı sahada. Yani e, Alp Mehmet Topal'ın stopere geldiği, Alper'in orta ikilden biri olduğu, Giuliano'nun Sandfor'un arkasında olduğu ve solda da kendi pozisyonda oynadığı bir bölüm. Ve bu bölüm nispeten nispeten Fenerbahçe'nin daha iyi olduğu bölüm. Atıf'ın da katkısı yüksek oldu. Onu tartışalım evet. Yani ee, sanki bu sıkışan oyunda Atıf Dirar'dan daha fazla iş yapma ihtimali var. Yani ama, 11 başlasın demiyorum oyuna. Ama iyi bir yedek alternatifi olabilir gibi gördüm. Bilmiyorum dün öyleydi. Dersin. Ama Atıf ilk defa Fenerbahçe forması giymiyor. Doğru. Yani dün gördüğümüz o 20 dakika, yarım saatte gördüğümüz... ...aa bu adam daha iyi diye bir şey çıkaramayız. Çünkü bunun bir geçmişi var. Yani Ama... biz Atıf'ın ayağının birbirine dolaştığı, yürüyemediği, topa vuramadığı bir sürü Fenerbahçe maçı izledik. Ama şöyle bir şey yok mu? Evet, geçen seneki Atıf... Ama geçen seneki Fenerbahçe'nin oyuna bakışı Olabilir. da çok farklıydı. Şimdi Olabilir. burada eğer hakikaten daha dar bir bölgede, hücum bölgesinde sıkışan bir oyun olursa... ...belki Atıf'ın o becerileri sonradan oyuna girerek bir katkı sağlayabilir. Olabilir. Bu konuda hayır denmez ama yani dünü görüp... ...aa ya o Atıf direkt oynasın da denemez. Yok yok. yok. Zaten ben hani dünü görmeme rağmen direkt oynasın demiyorum. Fenerbahçe Çünkü Fenerbahçe'nin orada... Tem, tempo sorunu var Atıf. Orada yapması gereken, e, içeriye de iyi oynayabilen... Yani çizgiyi değil, içeriye de iyi oynayabilen bir oyuncuyu oraya koymak zorunda Fenerbahçe. Atıf böyle bir oyuncu. Atıf öyle de oyun, oynadığı zaman İs'le oyuna katılabiliyor. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin mesela cebimde para olsa, Fenerbahçe'de transferin başında olsam hemen gider Sosa'yı alırım. Jose Sosa. E tabii girer içeri, İs'le'yi de kullanırsın. Yani isla... Kanatta oynatıyorsun hem de Sosa'yı. Is... Yani Beşiktaş'taki e Beşiktaş o pozisyonda trans... değil. Beşiktaş'ın transfer olduğu pozisyon oydu Tabii. Kanatta da oynayabilen bir merkez oyuncu. Evet, oyun kurucu. Aynen. Yani o, o öyle oydu. için alınmıştı. Yani bir için isteme sebebi oydu. Evet, evet. Yani bizzat Önder Hoca Tabi tabi. Yaptığı görüşmeleri hı. yaptığı için o o onu o söylüyordu. Şimdi öyle bir oyuncu. Yani Atif ona daha yakın Dirardan. Hı, hı. Ama yani Dirarı da bu orta sahayla hiçbir oyuncuyu değerlendiremiyorum ben. Yani, bu oyun, bu orta sahayla ile... Oyuncu değerlendirmek kolay değil bu. Fenerbahçe'nin bu orta sahayı yıkması lazım yani. Sen ne sorarsın sor ben oraya geleceğim. <laughs> Peki. Yıkmak zorunda. Yani bu artık tamir edilebilir olmaktan çıktı. Peki yine de başka konulara değinelim. İstediğin gibi rahat ol. <laughs> Volkan mesela şimdi evet, bir de Aykut şimdi... Aykut Hoca'nın oyun analiziyle ilgili ve beni şaşırtan yönlerden biri. Şimdi perşembe günü de konuştuk. Acaba acaba Kameni kendisi mi vuruyor? Evet. Hoca mı öyle istiyor? Yani şimdi Fenerbahçe'nin yediği gol Vardar maçında. Vardar maçında boy. yediği ilk gol. Hiçbir baskı yokken savunmaya. Kamene garip bir uzun top vuruyor. Ahmet Han çıkıyor alamıyor. Merkeze vuruyor bir de kenarlara değil. Değil. Dönen topu topal zannediyorum kaleciye geri aşırtmak isterken. Muhtemelen. Gol pası veriyor. Evet. Şimdi Fenerbahçe... Hani Trabzon maçında belki mecbur kalırsın. Trabzon önünde baskı yapıyor. Kaliteli oyuncular senin işte çok önemli bir rakibin. Güç dengesi birbirine yakın. Ama Vardar'la oynarken önde baskı yapmazken topu niye uzun vurur? Bir de pas oyunu Bunun, takıntısı olan evet. bir teknik direktörün var. Dedik ki bu Kameri mi acaba hocayı dinlemiyor? E peki dün ne olmuş peki? Volkan'ın 24 kez topu oyuna soktuğunu pasla veya uzun topla görüyoruz. Bunlardan 14'ü uzun. İster pas, ister gelişi güzel vuruş fark etmez. E bu, 7 out atışının 5'i uzun. Neden? Şundan olabilir mi, Fenerbahçe yani Aykut Kocaman da orta sahadaki o topu e, geçişleri yapacak meziyet ve çabukluğa sahip olmadığını orta sahanın görüp acaba buna mı başvurdu? Dene kim indirecek o mi? topu? Valbiyona mı indirecek? Pampersi mi indirecek? Kim indirecek? Kim yani Fenerbahçe'nin kafacısı kim? Öyle bir oyuncusu mu var benim Yok. bilmediğim? Niye Yok. vuruyor yani 7 avutun 5'ini niye vuruyor Fenerbahçe? Ve daha iki gün önce out vurmuşsun dönen de gol bol olmuş. Şimdi Fenerbahçe kendi evinde özellikle Aykut Kocaman'ın takımı. Ersun Yanal yapsa anlarım. Ersun Yanal çünkü orada oynamak ister. Tabii. Topu oraya at orada bas. <laughs> Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezon da öyleydi yani. Ki o da böyle böyle vurdurmuyordu. Böyle bir şey yoktu yani. Mesela çok şaşırıyorum ve bu konuda mesela hiçbir şey söylemedi Aykut Hoca. Bu tercih neden? Yani eğer Baskı yok genç yani özellikle Burak çıktıktan sonra beş, e, Trabzonspor önde bas, ön alan baskı falan yapmadı yok, ki. Maça baskılı başladı. Başladı sonra Ama bitti. devamı öyle olmadı sonra, yani. sonra bitti. Evet. E peki niye arkadan top oyun kurmuyor Fenerbahçe? Mesela bunun da cevabı yok. İşte cevabı benim dediğim olabilir ama sen de kim antitezini alacak? üretiyorsun e, kim yani alacak? hava topunu kim alacak diyorsun. E, bir kim alacak? İki Fenerbahçe'nin orta sahası zaten önde baskı yapıp dönenleri toplayabilen bir yapı değil ki. Öyle olsa sorun kalmaz. Şimdi bunu, şimdi şöyle bir şey oluşuyor. Şimdi değiştireceğim biraz konuyu ama. Mesela bugün sabahtan beri de tartışılan bir konu. Bakıyorum arada Fenerbahçeli sevgili taraftarlar da soruyorlar falan i̇şte sosyal medya üzerinden falan. Nedir o konu? Ya da gör, görüş bildiriyorlar. Alper takımın en iyisi. Hı hı. Doğru. Hiç tartışmasız. Ama bu Alp, bu Alper'le ilgili bir konu değil ki. Bu takımla ilgili bir konu. Takımın standartını mı gösteriyor? Tabii ki. Alper uğraşmıyor mu? Çok uğraşıyor. Hakikaten yani istiyor. Ben bu formayı çıkarmayacağım abi diyor. Evet. ya Ben beni buradan yollayamazsınız diyor. Hakikaten de yollayamaz kimse yani. Bu kadar isterken, bu kadar çabalarken, o anlamda çok özel. Ama Alper şöyle bir oyuncu. Şimdi Alex, Tümer, Roberto Carlos. İşte Kejman, işte David, işte Lugano, Bu. Mehmet Aurelio gibi apya ap gibi söyleyeyim. oyuncuların olur, bir tane de Tuncay'ın olur. Yani sen ondan büyük teknik falan beklemezsin. Onun ruhudur senin istediğin şey. İsyanıdır, Enerjisidir. çok basit hatası yapar ama ısırır, ister, kavga eder zorlar, koşular zorlar, yapar. Bazen çizgiyi aşacak fauller yapar, bazen rakibini sakatlayacak fauller yapar ama isyan eder. Alper o. Ama sen Alper'i şimdi Alex yapıyorsun. O olmaz. Ama Alex geldi yani. Hani Öyle olduğu zaman Stanford sorun yok. geldi. Öyle olduğu zaman sorun oluyor. yok. Öyle olduğu zaman sorun yok. Sen bütün bir yapıyı doğru kur, orta sahanı doğru kur, Alper'e de yer oynasın mı, oynamasın mı diye düşün. Ama bugün benim birinci oyuncum Alper diyecek duruma gelirsen bu konu Alper Alper'in formuyla alakalı bir durum değil. Bu senin takımınla alakalı bir durum. Bunun tespitini doğru yapmak lazım. Peki şimdi Alper'le ilgili çok tartışmış konulardan bir tanesi. O Fenerbahçe'nin son bölümünde Alper nerede oynadı? Savunmanın önündekini ikilden biri olarak oynadı. Ben 360 derecede oynayamayacağını düşünüyorum. Yani isya, ısrar eder, çok uğraşır, dönüşür, yapar belki ama ben yapabileceğini düşünmüyorum. Ya Yani ben mutlak sırtın, yani bir, bir, tarafını çizgiye dayayarak oynaması, kenar, çizgiyi alarak oynaması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir oyuncu çünkü. Yani kalabalığın içinde kaybolur gibi geliyor ve aksi bir durumda hiç görmedim. Son olarak Soldado'nun da biraz performansından bahsedelim. Ee, hani zaten transfer olduğunda biliyorduk, statik olmayan bir oyuncu olduğunu, geriyle orta sahile ilişkilerinin iyi olduğunu. Bu maçta bence pek çok örneğine o kısa dönemde de gördük. Yani pek çok kez orta sahaya geldi, orta sahadan arkadaşlarına e, kaleye sırtı dönük şekilde paslar verdikten sonra ceza sahasında koşular yaptı. Ee, hani Doğru. hele Robin van Persie'nin o hareketsizliğinden ve güçsüzlüğünden sonra hani tırnak içine ilaç gibi geldi solda. Yani hoca herhalde zannediyorum şimdi Van Persie, neden Van Persie tercih ettiğinden başlayarak e, isim işim biraz psikolojik tarafına bakıyor herhalde. Hemen yani, Van Persie, Ben Van acemi... yararlanacağım evet. bu sezon boyunca. Bu böyle bir inancı var. Van Persie'nin var mı onu bilmiyorum. Ancak maçı doğru analiz mesela hoca eşit şartlarda o psikolojik tarafına bakmadan sadece oyun yönüne bakıyorsa sadece rakip stoperlerin özellikleri bile ile maça başlaması gerektiğini gösterirdi. Sadece bu bile yeterliydi. Penaltı alırsın Soldado'yla çok rahat geçersin. Çok zorlarsın. Tabii ki Soldado ne Türkiye'ye çok aşina, çok iyi biliyor, ne rakipleri çok iyi biliyor, ne arkadaşlarını çok iyi biliyor. Kabul ama Rakip analizi ve Soldado'nun özelliklerini gördüğünüz zaman Soldado doğru bir daha doğru bir tercihtir her şartta iki eşit formda oyuncu olsa bile. Peki son sorum şu Fenerbahçe'ye ee, bu tip savunmalara karşı eğer Fenerbahçe istediği orta sahayı kurarsa ben Soldado'nun çok çok iş yapacağını düşünüyorum çok fazla iş yapacağını düşünüyorum yani. biraz sorumun cevabını almış sayılırım ama hatırlarsan Östersun's hezimetlerinden hezimetinden sonra Galatasaray'ın şunu konuştuk burada daha Galatasaray takımını yeniliyor. Bir ortaya çıkacak yeni takımı görmek lazım demiştik. Yani orta sahayı toptan değiştireceklerdi çünkü. Evet bunu biliyorduk hani. NDI ile Fernando da o zaman gündemdeydi hala. Bitmemişti transfer ama gündemdeydi. Olurdu olmaz artık. Neyse oldu. Şimdi aynı şey aslında Fenerbahçe için de geçerli. Mi? Yani şöyle. Bir Santfor geleceğini biliyorduk geldi. Kariyerli bir Santfor geldi. Bir Santfor arkası geleceğini biliyorduk. Geldi işte bir antrenmanla Maça çıktı. Şimdi ekicinin geri dönme ihtimali var. Hala da işte bir stoper'den bahsediliyor. Hmm. Belki bir kanat oyuncusundan bahsediliyor. Yani Fenerbahçe'de hala bu şeyi e, tamamlamış değil. Zaten değil. tamamlanmamış bir takımız deniyor. Peki bu tamamlanmamış haliyle Fenerbahçe, Trabzonspor maçı bittiğinde umut veren bir Fenerbahçe miydi sence? Yoksa umut kıran bir Fenerbahçe miydi? Yani bu tabii birkaç açıdan bakabilirsin. Volkan kendi standartında bir iki hafta geçirmiş olsa Fenerbahçe şu anda 6 puanlı olabilirdi. Olabilirdi evet. Yani sadece kendi standartlarda hani çok çok acayip bir şey olmasını da beklemiyorum yani. Tabii hatalı ama, gol yemese yani o kadar. Ama o zaman şunu mu söyleyecektik? Fenerbahçe sorunlarını halletmiş mi diyecektik. Hayır hayır. Ya yani muhtemelen taraftar öyle düşünüyor olabilirdi. Olur. Ya bu sene ben oyun açısından biliyorsunuz biz ikimiz hep, hep oy, oyuna baktık. Evet. Şeye bakmadık. Puana Şimdi, bakmadık yani. Ben iki maçta Fenerbahçe orta sahasının kimlerden oluştuğundan bağımsız olarak nasıl davrandığına bakıyorum. Oyuna nasıl giriyor? Giriyor mu? Oyunu kuruyor mu? Dönenleri topluyor mu? Toplamıyor mu? Hocanın verdiği işte 50 şut attık, işte 30 pozisyona girdik, 100 orta yaptık falan. bir kere bunlar doğru değil. Bunlar kesinlikle doğru değil. Hani orta sayısı belki tutar da onlardan hani vardar maçını bilmiyoruz ceza ama ceza sahasına atılan toplar onlarda. Yani ortalar mı? 40 tane orta. Orta orta. Ceza Akan top sayısı oyunda 20'si. 27'si Trabzon maçı da 27 Akan oh, oyunda tamam ortası. orta var. tutuyor diyelim. Ama şut ve pozisyon tutmuyor. Bunun sebebi de aynı şey. Başında söylediğim şey. Fenerbahçe'nin orta saha şimdi Galatasarayla çok benzer. Galatasaray 3 sene boyunca Selçuk'un yanına oyuncu aradı. Fenerbahçe'de sürekli top alın Joseph'in önüne oyuncu arıyor. Top alın Josef'in önüne oyuncu arayacağına yani bir yapıya hapsolup hapsolup ona bir sihirli değnekle dokunmaya çalışacağını, bir tamirata yani toptan yıkıp yeniden yapmak lazım. Fenerbahçe bunu yaparsa sorun olmaz. Doğru yaparsa daha doğrusu. Yani bu ekicinin sürekli varlığıyla olur mu? Bilmiyorum. Ekicinin de sınıf atlaması lazım. Yani Fernando'nun Galatasaray'a girmesiyle ekicinin Fenerbahçe'ye girmesi aynı şey değil. Ee, Fernando zaten gösterecek. yüksek seviyeden geldi Son sezonda çok oynamadı ama Yüksek seviyeydi Tabii. Ekici için öyle değil Ekici üstüne çıkması lazım Fenerbahçe'de sürekli oynaması için Yani şu ana kadar oynadığı oyunların Üzerine çıkması lazım Fenerbahçe bunu yaparsa orayı tamir ederse Sorun olmaz Fenerbahçe yapar ön tarafını ben beğeniyorum İyi oyuncuları var Ama Valbuena böyle 50 metre geriye gelip Top alacaksa Giuliano 50 metre geriye girip top alacaksa, 4 tane stoperlerle oynamana rağmen %80 gol yiyor olacaksan e o zaman olmaz tabii can. Peki. Bir ara veririm. Aradan sonra Galatasaray'la devam edelim. 90 artıda yeniden birlikteyiz. Galatasaray Öster Schunz travmasından sonra yenilenen kadrosuyla lige çok çarpıcı bir giriş yaptı, gösterişli bir giriş yaptı. Önce Kayseri Spor karşısında 4 birlik bir galibiyet, ardından Osmanlı Spor deplasmanında 3 birlik bir galibiyeti var. Ve bu yenilenen Galatasaray yeni bir futbol ortaya koyuyor. Hani futbol tarihini değiştiriyor anlamda değil de Galatasaray adına yeni bir futbol ortaya evet. koyuyor. Çünkü 4-5 yıldır hatta hani şunu söyleyebiliriz. benim benim NTV Spor Stüdyolarındaki 5. sezonum bu ki burada Galatasaray bir sezon şampiyon da oldu. Hamza Hamzoğlu döneminde beraber çok program Doğru. yaptık. Hani Galatasaray'ı övdüğümüz, Galatasaray hakkında olumlu şeyler söylediğimiz program sayısı çok azdır bu süreçte. Evet, doğru. Genelde eleştirmişizdir yani. Oyunun yavaş olmasından, top rakipteyken tepki vermemesinden, doğru. sadece yıldız oyuncularıyla işi çözmesinden vesaire. Ama şimdi daha enerjik, daha dinamik Belli bir takım var. Belli pozisyonlara oyuncu bulamamasından, Mısından, aynen öyle işte bek olsun, defansif yani orta olsun. ciddi potansiyel oyuncular bulmasına rağmen onları kullanamamasından. Mesela Alex Alex Teyes gibi. Mesela. Yani ciddi potansiyel bir oyuncu buruma Evet. Bunlar yüksek potansiyelli oyuncular da hep ama hiçbirisinden yararlanamadı doğru düzgün. Ama e, Galatasaray çarpıcı bir sezon girişi yaptı. E, ve şimdi Tudor'un yani yenilenen takımdaki tercihlerine bakalım. Yani Kayseri spor maçında da, Osmanlı spor maçında da bu 11'le çıktı sahaya. E, Fernando savunmanın önünde. Tabi burada ikiye ayırmak lazım bence. Top rakipteyken Galatasaray'ın bir duruşu var sahada. Bir de top kendisindeyken. Bu top ha. rakipteyken. Geri dörtlü işte Fernando Somo'nun önünde Tolga, Endiaya, Belhanda, Gomez, Rodriguez böyle bir 4-1-4-1 gibi bir diziliş. Yani çok 4-3-3 gibi değil. Değil mi? Hmm. Tolga ile Rodriguez'in kanatta olduğu. Bir de top Galatasaray'dayken ne oluyor? Bir ona bakalım. Bir sonraki e, dizilişe bakalım. Top Galatasaray'dayken Fernando Serdar'la Maicon'un arasına geliyor. Orada oyunu kuruyor. Lines'le Mariano öne çıkıyor. Tolgay ile Rodriguez de Gomis'e biraz daha yaklaşıyorlar ama çok da orta sahadan kopmuyorlar. Aslında hani bunu 3-6-1 de diyebiliriz bence bu orta sahadaki dizilişine Galatasaray'ın. Yani bayağı e, kalabalık oluyor orada. Fernando'yu savunmanın bir parçası olarak da almıyorum ben. Gene orta sahada yani bağlantılı olarak kalıyor. Yani Yo, savunmanın tabii, içine tabii. girip... Bir Çünkü hani içi, içeri girip e, oyunda çok rol almama da söz konusu olabilir e, o Yok, bazı oyuncular için hı, doğru. bazı bu üçlüye dönen takımlar için evet. öyle değil burada oyunun merkezinde o Fernando. Şimdi e, aslında işin sırrı şu Galatasaray çok uzun süredir yapmadığı yani Fatih Hoca'nın son işte o iki şampiyonluğunun hı hı. ilk senesinde beri yapmadığı bir şey yapıyor çok ciddi bir ön alan presi yapıyor. Evet. Bu kendisini de çok yorarak yapıyor. Yani bayağı sonuna kadar veriyorlar. Böyle 50 dakika, 60 dakika sürekli yüzde yüzde oynuyorlar. Şimdi Gomis bu konuda yani her türlü takdiri hak edecek bir oyuncu. Ya yani golcülüğü işte Murat Kosova'nın e, güzel tabiriyle Gomis <laughs> hakikaten öyle. E, bir yana hiç gol atmamış olsa da ben şu anda Gomis'le ilgili çok olumlu şeyler söylerdim. Çünkü çok rahatsız ediyor. Evet. Tolga da çok rahatsız ediyor. Yani ön alan presine çok fazla katkı, katkı yapıyor. En dahil zaten işi bu. Tabii. Şimdi Belhanda ile Rodriguez de buna destek veriyorlar. Mesela Belhanda çok fazla adam kovalıyor. Seyirci kalmıyorlar. Şaşırıyorum mesela yapmaz gibi geliyordu bana. Yapıyor. Şimdi bunu aşmak Türkiye standartlarına Türkiye'deki takımlar için kolay bir şey değil. Türkiye'deki antrenörler için kolay değil. Türkiye'deki antrenörler bunlarla uğraşmıyor. Yani Türkiye'deki antrenörler topa sahip falan olmak istemiyorlar. Hı, hı. Gol yemeyelim dertleri o. Evet. Yani bizim Cem Dizdar çok güzel söylüyor onu. Yani dünyanın başka neresinde vardır acaba diye. Yani basın toplantısına başlıyorsun ilk cümle rakibimize ben pozisyon, pozisyon vermedik. E ben de onu seyretmeye geliyordum çünkü. <laughs> Yani dünyanın parasını verip rakibimize pozisyon bu Bravo tebrik ederim. Yani bir şey yaptırmamak üzerine her şey dönüyor. Bu böyle bir presi e, zorlayamayacağı bir takım Türkiye'de yok. Yani Başakşehir ve Beşiktaş dahil zorlanırlar. Ha, Başakşehir ve Beşiktaş'a karşı bunu 60 dakika yaparsın. Son 30 dakikada seni perişan edebilirler. O ayrı. O ayrı yani bir anda ne olduğunu şaşırırsın. Ama bunu eğer bunun süresini daha biraz daha ayarlayarak yani şöyle bir eksiklik var Galatasaray'da Oyunu soğutamıyorlar. Evet. Yani böyle bir alalım, bir dinlenelim. Öyle bir biraz şey. Biraz fazla öne gitme var ya da gidememe var. Evet. Yani ortası yok şu an. Takımın yarısı bunun farkında. Takım ama takımın yarısı çok iştahlı. Ya yani onları dizginlemek de gerekecek. 90 dakika öyle herkes böyle oynar o zaman. O böyle oynamaya çalışır. Tabii. Kolay değil yani. Şimdi bu bu büyük kazanç olumlu tarafından bakıyorum. Bu büyük bir kazanç. Ancak iki haftadır şunu da söylemem lazım. Rakiplerin e, oyunları da Galatasaray'a katkı veriyor. Oyununa katkı veriyor. Yani şimdi ne yaptı Bülent Uygun? Tabii elinde de oyuncu çok fazla yok. Yani belli ki transfere ihtiyacı olan bir takım Tabii. özellikle ön bölgede. Tabii. Osmanlı ee, yani bir çeşit 4-6-0 da diyemeyeceğim. Santiforsuz bir oyunla başladı. Çünkü 4-6-0 şu demektir. 6 oyuncunda da hücum oyuncusu, 6 oyuncunda da savunma Orta oyuncusu olur. olduğu oyuna denir 4-6-0. Yani biz de ya bu bir ayrıca bir kızıl elmadır. Çok yapılabilir bir şey de değildir. Yani bu Zagallo'nun ortaya attığı bir hayal. Yani Mario Zagallo'nun hakikaten çok önemli bir futbol düşünürüdür bir teknik direktör olmasının yanı sıra, iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra onun orta attığı bir kızıl elma. Yani hayatta ne yapmak istersin? Bunu yap. Ya bunu yaptığım zaman esas başarılı olacağım dediği bir şey. Onun ortaya attığı bir şey. Bu mesela Spalletti belli oranda yaptı. Ferguson belli oranda yaptı ama kolay bir şey değil. Değil. Çünkü öyle oyuncular lazım. Ee, belki hani Suarez öncesi Barcelona'da buna yakındı. Evet. Messi'nin en uçta oynadığı. Evet. Ee, şimdi Osmanlı'nın yaptığı o değildi ama. Osmanlı şöyle bir şey yaptı. Ben orta sahada kalabalık dururum. Bunlar orta sahada iyiler. Ben kalabalık dururum. Kaptıklarımla iki kanada Serdar'la e, Umar ya, atarım topu. Bunları kaçırırım. Zaten bunların Galatasaray'ın savunma bekleri çok öne çıkıyor. Ben bunların arkasını görürsem işi götürürüm diye düşündü zannediyorum. Olabilir. Yani bundan başka bir şey gelmiyor aklıma. Ancak şöyle bir durum var. Orta sahada birbirlerine o kadar yakın durdular ki hı hı. rakibi durdurmak için. Topu aldıklarında atacak birisini bulamadılar. Yani topu kapıyor mesela Musa. Kafayı bir kaldırıyor. Burada birisi var, burada birisi var, burada birisi var. Topu çıkarabileceğim bir yer yok. Çünkü Galatasaray'da doğruya basıyor. Hı hı. Ama Galatasaray bastığı anda topu çok iyi dağıttı. Özellikle kendi sahana döndüğünde. Evet. Oradan içi götürebildi. Şimdi birinci yarı planı Bülent Uygun'un kafasında düşündüğü şeyle uygulanan şey birbiriyle çok alakası oldu. Bu da Galatasaray'ın çok işine yaradı. Ama ikinci yarı öyle değil. İkinci yarı Serdar'ı öne atıp Umar'ı onun arkasına çekip biraz daha işte regatenle çizgi kenarını zorlamaya başlayınca Galatasaray'ın orta sahası geniş alana yayıldı. O zaman şu çıktı ortaya. Ya bu Belhanda ile Fernando'nun arası biraz uzadı. Yani şimdi burayı nasıl dolduracağız? Orada şu devreye girdi. Bakalım yani Kayseri spor maçında da benzer bir şey Oldu. yapmıştı. Ee, i̇kinci yarıdaki dizilişine bakalım Galatasaray'ın. Özellikle üçüncü golden sonra yaptı bunu. Kayseri maçında da öyle yapmıştı. Ee, bir sonraki dizilişe bakalım. Tolga'yı hemen merkeze aldı. Belhanda'yı kanada attı. İşte Tol bunu Kayseri maçında da yaptı. Bak Tolga, Tolga'nın şu andaki pozisyonu ne biliyor musun? Demin bir Alper şeyi çizdim ya. Evet. Yani takımın omurgası tam olur, onu da ekstra koyarsın. Tolga'nın iyi oynadığı dakikalar böyle dakikalar. Galatasaray'ın omurgası full, Tolga'yı da ekstra dinamizm olarak koyuyorsun. O zaman da Kedira'ya dönüyor adam. Yani ekstra hı hı. bir adam, ya Kedira öyle değil tabii ama, ekstra bir adam ama böyle katkı yapıyor. Aa diyorsun ne iyi oyuncuymuş meğerse. Ancak oyunun merkezini aldığın zaman Galatasaray'ı vasatlaştırıyor. Evet, aynı şey, aynı etki oluyor. Tolga Galatasaray'ın merkezini dolduracak... Birinci, yani birinci tercih olarak doldurabilecek bir oyuncu değil bugün için. Yani ilk yarıdaki üçlünün verdiği performansa bak bir de şuna bak olmuyor yani aynı şey çıkmıyor. Bir de bence bu maç yani Galatasaray'ın pek çok olumlu şeyini geçen haftadan beri konuşuyoruz. Benim de açıkçası maçı izlerken merak ettiğim şuydu. Acaba Galatasaray'a baskı yapılırsa baskıdan çıkış planları ne? Zorlanır mı zorlanmaz mı? İşte orada zorluk yaşadığını gördük. yani Bu acaba şundan mı kaynaklandı? O çok efor sarf edilen 60 dakikanın da neticesi mi? Ee, yoksa e, o baskı karşısında Galatasaray'ın başka bir şey mi üretmesi lazım? Onu bilemiyorum. Yani esasında bunu e, bunun aşabileceği oyuncusu var elinde. Evet. Yani Fernando bu konuda uzman. NDI'ye yüzünü dönebiliyor. E, nispeten. Daha evet. gelişmesi lazım ama yapıyor. Mariano bu konuda önemli oyuncu. Eee yani Belhan da yapar. Fegoli buna destek verir girdiği zaman. Yani bunu bunu sağlar Galatasaray. Bunu yapabilir. Oradan çıkabilir. Ama tabii net Nasıl bir tevhide bir presten bahsediyorsun? İşte bir takımın uyumu, birbirine e, alışması falan onun için lazım. Yoksa temel futbol prensipleri açısından bizim uyuma ihtiyacımız var denildiği zaman diyorsun ki yani yaptığın şey öyle hani üzerinde çalışacak bir şey değil ki. Bundan vazgeçmen lazım senin. Yani vazgeçmen lazım. Bunda istikrar, yani bunda ısrar etmenin, burada bir istikrar sağlamanın bir manası yok diyorsun. Hı, hı. Uyu. Ama bu böyle bir konuda mesela senin sorduğun Öyle. konuda evet uyuma ihtiyaç var. Çünkü saniyelik iş bunlar. Fernando topu aldığı zaman Belanda'nın nerede olacağını, Mariano'nun nerede olacağını ezbere bilmesi lazım. Yani biz kaç pasistasyonuyla çıkıyoruz buradan? Evet. Şimdi bu pas istasyonu lafını da şey filan geçen gün bir spiker arkadaş adını vermeyeyim. Şey filan atıyorum yani isim veriyor mesela. Mehmet Topal çok iyi bir pas istasyonu filan. Yani pas istasyonu diye bir iş yok dünyada. Pas istasyonu demek topu aldığın zaman topu kaç kişiye atabiliyorsun? Opsiyonlar neler? Kaç seçenek var? Kaç seçenek var ve o top o istasyonlardan ne hızla geçiyor? Hı hı. Yoksa insan kendisi istasyon olmaz istasyon. <laughs> Şimdi o, onları gördüğü zaman Galatasaray baskıdan nasıl çıkacak? Planı o ezberlenecek bir plan. O işte uyumla. Evet. Orada çık. şart. Onu yaptığı zaman değerlendirmek lazım onu. Burada Maria yani Fernando ve Mariano'yu bence özellikle e, ayrı parantezler açmak lazım. Doğru. Ya Fernando çok hızlı oynuyor bir kere hiç ayağında topu tutmuyor. Sıfır. Yani Galatasaray'ın arayıp da bulamadığı. E, şey. Bu kadar hızlı hücuma gitmesinin ve nispeten geçen seneye göre üretken olmasının ve az pozisyon vermesinin de sebebi bu. Biraz ya yani tek başına Fernando değil ama çok, çok büyük önemli. fark yarattı Fernando bence. %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. O pozisyonu e, bu kadar iyi kim oynadı Türkiye'de şu ana kadar? Yani bu özelliklerle o pozisyonu çok iyi oynayan oyuncular oldu. Ama bu değişik bir evet. tarz. Yani arayıp da bulamadığımız tarz. Çok sade hmm. ama çok efektif, verimli. Yani, evet Galatasaray öyle bir şey yaptı bu sene. Yani bastı parayı. <laughs> scouting, Değiştirdi. Bu scouting falan değil şimdi orada. Yok Fernando'ya <laughs> scouting olur mu Fernando'ya scouting. Öyle mi olur scouting? Vurmaya yaptınız scouting'ti tamam. Ya Ona ben tam katılmıyorum. Nasıl Ücreti o? sebebiyle. Yani yani 12-13 milyon euroya bu Galatasaray bütçesinde ta bir takım yani 12-13 milyon euro verip bir oyuncu alıyorsa o da scouting başarısı diyemeyiz. yani. Yani Vurmayı başarı... 2 milyon euro iken alıyorsa tamam. Kar ediyorsan diyebilirim. Yok ben hala edemem. Peki orada <laughs> ayrılıyor. Burada bastırdı parayı hazır tabii oyuncuları bu, aldı tabii. ve Yeneğim etrafta de. onlara çok iyi uydu. Yani destek oyuncuları linesin kalite yükseldi. Arayıp da geldiği günden beri konuştuğumuz şey oldu işte. Lines geçen video paylaşmış. Yani kendi o hatırla ikinci arada bir üçgen oldu hı hı. orada Lines. Tolga Belhan'daydı galiba ya. Yani. Tam Ravlandı emin olamadım tık, şimdi. Böyle tık, bir tık, evet bir aralığında paslaşlar onu paslaş şey işte ara, paylaşmış. Ona, onu arıyordu geldiğinden beri işte aradı şeyi buldu. Mariano da e, belki Tabii çok... şeyi de söyleyeyim. Hı. Bu baskı demin bahsettiğim hı. baskının seviyesi çok önemli. Mesela Doğru. Türkiye'de baskıdan en iyi çıkabilecek takım kim? Bence Başakşehir. Baskıdan en iyi çıkacak. E var çünkü. Emre o, Velezoğlu. Emre var. İşte o işleri halledebilecek. Bir diye. de sistem var. Oturmuş bir yapı var. E var. var. Yani çok oyuncu var onu. Kaysara Sa var. Klişi var. Ya yani bekler orada baskıda çok önemli çünkü çıkışta. Ama seviye karşısında olmadı. Olmadı. Çünkü hani onlar da bak şimdi mesela foal yapmadan baskı yapıyorlar. Öyle yapın baskıyı. Yani Türk antrenörler onlara çalışsın. Ben çok taktım kafaya bizim antrenörlere. <laughs> taktım. <gülüyor> çok tembellik yapıyorlar kusura bakmasınlar. Çok tembellik yapıyorlar. En iyileri bile çok tembellik yapıyor. Galatasaray'a geri dönecek olursak e, Mariano'nun da çok böyle belki çok yüksek asist ve gol sayıları olmayacak ama e, bir bek olarak ya bu kadar doğru mu oynar bir oyuncu değil mi? Yani şu iki maçlık performans, 180 dakikalık performans ve bence şu çok önemli yani çok orta yapan bir bek değil. Aslında Galatasaray'ın iki bekine de koridor açılıyor. Yani Tolga ile Rodriguez bayağı içeri giriyorlar. Onları hücuma katıyorlar. Ama pas arıyor. Ma Mariano evet pas. Hele ikinci yarıda Sürekli pas Bir gol Tolga'nın golü onun pasından geldi. Onun dışında iki tane pası var gene ceza sahasına e, çapraz verdiği ve pozisyona dönüşen. Ve Mariano bu maçta hücum bölgesinde en çok topla buluşan oyuncusu oldu Galatasaray. Lazım olanmıştı. Bu ıı, şeylerden vazgeçmek lazım. Ya, Sabri daha 5 sene oynardı eğer yerli sınırı yani yabancı sınır olsa. Evet. Ve o fit olmayan haliyle oynardı. Sorun Tabii o. Canım benim oyuncuları Yoksa Sabri'nin oyuncu <laughs> kişiliğiyle ne evet. problemimiz olacak? Aynen öyle. O bu pozisyonuyla o 5 sene daha oynardı. Bunu mu istiyoruz? Ben Sabri'nin Sabrilerin daha iyi oynamasını istiyorum sadece. Daha iyi oynayan, bir tane daha iyi oynayan lazım bana. 10 tane 2 iki milyon, 2.5 iki milyon euro indirip yatan değil. Bir tane daha iyi oynayan yeter bana. Çünkü bir tane daha iyi oynayan beni dünya şampiyonu yapar. Tabii. Her takımda bir tane daha iyi oynayan çıksa yeter işte. 18 yapar yani. Bitti. Çok basit. Bitti. Yani söy söylerken basit tabii de. Ya şimdi ben şunu dedim. Şimdi eğer 5'e inseydi... 5'e inecekti. Beşiktaş mesela bütün planını ona göre yaptı. O yüzden hani Almanya doğumlu... 5'e evet. inseydi... Doğru hesap neydi biliyor musun? Yapması gereken Galatasaray'ı. Muslera'yı yollamaktı. Mecburen. Mecburen. Çünkü kuramıyorsun. E kim oynayacaktı orada yerli kalıcı? Kim zorluyor orayı yerli kalıcılardan? Harun. Başka? Volkan Babacan. Babacan. Başka? Birisi. Yok. Onur. Birisi oynayacaktı orada. Birisi oynayacaktı. Evet. Yani. Birisi oynamaz Galatasaray'da. Fenerbahçe'de. O, 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 formanın hakkını verecek hangi pasaportlu olursa olsun adam oynar. Çünkü forma 300 lira abicim. Ya ben gidiyorum oğlana forma almaya 300 lira forma. Forma 300 liraysa onu giyecek oyuncu da 300 liralık oyuncu olacak. <laughs> Tabi burada e, ee, Mariano'nun tekrar ben döneyim Mariano'ya. Yani oyun kurucu özelliği de olduğu için Galatasaray artık olgun ataklarının çoğunu sağ kanattan yapıyor. Yani geçen sene geçen senelerde nasıl sola yaslanan Snyder'dan dolayıydı bu tabi. Bir Galatasaray varsa artık sağ kanadı daha efektif kullanan bir Galatasaray var ve Doğru. orada Rodriguez'le de kısa zamanda iyi bir uyum yakaladılar gibi gözüküyor. %100 Rodriguez'in de oyunu yükseldi. Ya yani işte omurgayı kurunca oluyor her şey oluyor. Doğru kurdu. Rodriguez'in oyunu da tabi. Neden? Çünkü Şimdi mesela biz oyunculara geçen sene burumaya da söyledik. Ya savunma orta sahaya niye destek vermiyorsun? Hı hı. İşte Rodriguez'e de dedik. Orta sahaya niye destek vermiyorsun? Şimdi adamı da motive etmen lazım. Orta sahaya destek verdi. E sonra? Geri dönüşü e var yok, mı? Yok bir şey olmuyor. Adam neyi düşünüyor? Bari şurada durayım bir tane gelir bir şey yaparım diye düşünüyor. Peki şunu da soracağım. NDI'nin bu iki maçlık performansının biraz Genel olarak kamuoyunda abartıldığını düşünüyor musun? Ben öyle düşünüyorum o yüzden. Öyle ben de katılıyorum. Neden? Çünkü onun da bir açıklaması var ama böyle bir dinamizm eksikliği Yoktur, evet. olduğu için Tabii. görünce millet aa dedi tamam budur. Yani şeye benziyor hatırlarsan bir ara Alper çok iyi bir çıkış yapmıştı. Rıdvan Dilmen'e benzetmişlerdi. Biz de bu stüdyoda yalnız Rıdvan Hoca'yı. Kendisi de benzetti ya. Kendisi de benzetti Tabii mi? Tabii canım. Ha. Ona, biz de şey Bana demiştik ne ya. Ne yapıyorsun dedim. Siz ya, yok artık. Rıdvan Hoca'yı seyretme. Evet. <laughs> Rıdvan Dilmen'in futbolculuğunu görmediniz mi demiştik. Evet. Galatasaray'da biraz o Hani açlıktan dolayı böyle bir Gitar. olağanüstü övgü var India'ya. Yoksa bence pas kalitesi ve oyun görüşüyle e, oyun görüşünü geliştirmesi lazım India'ya. Yani Galatasaray'ı şampiyonlar ligi diyorum. seviyesine taşıyacak bir oyuncuysa eğer. Yani mesela nasıl ısırıyor? Okan Buruk gibi değil mi? Hı hı. Öyle ısırıyor evet. ama aldığı zaman onun gibi topu kullanamıyor. Evet. E şimdi bu, Ama bu bilinmeyen bir şey değildi zaten. Biz transfer olduğunda da bunu konuştuk. Yani evet. kalabalığın içinde 360 derecede oynamak, alıp mesela Fernando nasıl çıkarıyor topu oradan, onu çıkarmak başlı başına bir meziyet. O bir özellik. Geliştirilebilir mi? Belli oranda geliştirilebilir. Bu konuda da gelişmesi lazım. Zaten gelişirse bu dinamizmle, bu dribbling yeteneğiyle bir de üzerinden oradan topu çıkarmak, kabiliyeti ortaya çıkarsa zaten para kazanır ender. Tabii 4 4'lük dört bir oyuncu olur o zaman. Yani elit seviyede bir oyuncu dönüşür olur. bunları yapabilirse. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Tabi burada da Beşiktaş'ın kadrosunu ekrana getirerek konuşalım. Burada hani Negredo'nun Lensin ve Medel'in yedek olması. Gerçi hani Lense nerede pozisyon açılır? Guarejema ve Babel'den hangisi kesilir? O tartışmaya açık bir durum ama özellikle Medelsiz ve Negredo'suz başlaması biraz Şenol Hoca'nın eleştirilmesine neden oldu. Ne diyorsun? Hani burada biraz Aykut Kocaman vari bir bakış var diyebilir miyiz? Negredo oyun, oynasın, Cenk oynamasın mı diyoruz? Mesela. Medel hazır Atiba yokken niye ilk 11'de değil diyoruz. Deniyor. Diyorlar. <laughs> var ya diyorlar. <laughs> Veya Toş için yerinde niye yoktu? Şimdi Medel e, hangi pozisyon için alındı? Onu bilmemiz lazım önce. Şimdi orada 3 pozisyonu var. Evet. Ya en zayıfı sağ beki. Sağ bek olduğu Ama en olsa az. öyle bir ihtimal var. az oynadığı ve en az verim verdiği bence performans verdiği pozisyon sağ bek. Aslında ee, ya stoper ya orta saha defans parası. Peki tamam medelle başladı. Peki medelle başlaması lazımdı çünkü... Orada bir eksiklik var. Bu oyuncu oynamaz dediğimiz oyuncu kim? Toşiç olabilir. Hayır hayır. Orta sahası. orta sahada. Yani Atiba Yani tabii orada ilk düşünülmeyen oyuncu, olmaması gerektiği düşünülen oyuncu Tolgay olabiliyor. Olabilir. Yani ben bunu biraz sonuç üzerinden gittiğini düşünüyorsun bu düşünüyorum. Ya, ya, öyle bir Zaten yani medeli alırken stopere ihtiyacım var diye alındıysa ben bunu kabul ederim ama orta sahaya niye medal alıyorsun ki? Yani Atiba bütün sezonu geçiremez onun yedeği olur. tamam bu da kabul evet. ama Tolga Yoğuzhan da mesela geçen sene ligi bitirdi. Evet, son bölümü. Gayet de, bölümü. gayet değil, yani hiçbir sorun da yoktu ortada. Ya zaten defansif bir zafiyet yaşadığını söyleyemeyiz Beşiktaş. Yok hayır. Yani ceza sahasında sadece 5 kez buluştu Kasımpaşalılar topla. 2 <laughs> golde ceza sahası dışından atılan şutlarla geldi Kasımpaşa'nın golleri. Şimdi Beşiktaş'la ilgili e, geçen seneden farklı bu iyi ya da kötü demiyorum. Adriano-Caner farkı var. Adriano'nun sol bekliğiyle Caner'in sol bekliği arasında dağlar kadar fark var. Başka başka iki oyun oynanıyor. Evet. Adriano göbeğe girerek neredeyse bir orta saha merkezi gibi oynadı. E, sol beki. Özellikle Türkiye Ligi'nde. Bir başka var. Burada eksisi var tabii. Gökhan'ın Korecimaya verdiği destek ve onu yükseltiş ile Bekin ona verdiği destek birbirinden aynı değil. E, Gökhan yokken şimdi onu daha iyi görüyoruz Tabii. değil mi? Korejma Bekin kendisini anlamadığını düşünüyor. Bak Korejma'nın kime en çok tepki gösterdiğini gör. Ona bak. Beke gösterir. Ben hiç Gökhan'a dönüp bir şey söylediğini görmedim bu kadar. Çünkü Gökhan çok enteresan bir şekilde bütün o kariyerine rağmen evet. onu kabullendi. Kendisi, kendisini Korejma'ya vakfetti. Evet. Geçen sene öyle geçirdi. Evet evet. Çok acayipti. Yani. Çok enteresan bir durum. Yani Aslına bakarsan Türkiye Ligi CV'lerine bak. Gökhan Kovacma'yı 3 katlar. Geçen seneye kadar. Ama Gökhan tamamen ona vakfetti kendi evet. ve Kovacma'yı çok rahat ettirdi. Kendini tamamen Kovacma'ya göre ayarladı, konumladı. Çok rahat ettirdi onu. Evet. Her anlamda. Ee, bu sene bu bekleyen şey olmuyor. Bekleyen şey olmuyor. Şimdi burada e, şey tartışmasını ben biraz hani o sorduğun soruları Biraz sonuç üzerinden giden yani. tartışmalar olarak görüyorum. Çok manalılık gelmiyor bana. Yine de Beşiktaş geçen seneki üretkenliğinde değil onu söyleyebiliriz. Değil. Yani Çünkü hani biraz Fenerbahçe'ye benzer bir sendrom var belki bu maçta. Hani i̇ki tane ceza sahası atılandan atılan şut var ceza sahası dışından. Pek verilmemiş bir pozisyon var hakkında. Yani şey Hoca ne diyor? Rakibin atağı yok diyor. Hani bu biraz abartılı bir tabir ama hani haksız da diyemiyoruz Şenol Hoca'ya bu anlamda. Şimdi, ama Beşiktaş'ın daha çok üretmesini bekliyoruz. E, Beşiktaş'ta eksik e, akın sürekliliği. Yani rakibi bezdirecek bir süreklilik sağlayamıyor. Hı hı. Yani kap, yeniden yüklen. Kap, yeniden yüklen. Beşiktaş zaman zaman bunu yaparak iki senedir evet. maçlarını kazanıyordu. Yani şey diye bakıyordun Beşiktaş'a ya bu takımı nasıl savunma yapacak? Diyordun Takımda rakip savunmacı orta, sahaya yok diyordu. orta sahaya geçemiyordu. Çünkü doğru duruyorlardı, kapıyorlardı ve sürekli hücum ediyorlardı. Hücum ederek savunma yapıyorlardı. Bu sene o seviyede değiller henüz. Henüz evet. Olacaklar mı bilmiyorum. Yani üçüncü senede yaşlı da takım. Belki de o seviyeye yeniden çıkamayacak onu bilemeyiz ama e, hala en geniş kadro onlarda. Şunu söylemem lazım yalnız. Bu konuda yapılan, ben eleştirileri haklı buluyorum. Hala ihtiyaç olan bölgelerde çok eksik var. Ve hiç ihtiyaç olmayan bölgeye ekstra oyuncu alınıyor. Bu benim bence Şenol Güneş'in isteği olamaz. Hangi transferler söylüyorsunuz mesela? Ben Lens. Hı hı. Niye kanada ihtiyacı var bir şey yedeği yok. Nereye koyacaksın bilmiyorsun. Lens'ten yedek çok zor olur. Ya yani Lens senin yedek olarak yararlanabileceğin bir oyuncu mu bilmiyorum yani. Yok onu en başta söyledik zaten. Hani bu üçlüden hangisi yedek oturacak? Orada bir zorluk var. Hatta Lens yani sağ öncelik kanat... o değil. Öncelik o değil. Lens alır mısın? Alırsın. Önünde çok önemli. Şampiyonlar Ligi var, şu var, burak kullanırsın ama yani e, e, stoper geldi bir yandan da hani stoper demiyor muyuz? Hocanın istediği e... stoper mi? Bu tarz bir stoper istemiyor mu diyorsun? Bilmiyorum. Yani anlattığı medal değil. Ben medeli beğenirim. Medelle ilgili bir sorunum evet. yok. Ama hocanın anlattığı medel Tarifine değil. Uymuyor, uymuyor diyorsun gene. Uymuyor. E bu kaçıncı tarife uymuyor? Stoper ya. Ya. Zaten hayatı <laughs> üç sene böyle geçti. Onu diyorum işte yani. Ya orada bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluk olur. Yani hocanın istediğiyle transferi yapan arasında böyle şeyler olur. Zaten olur. şey olacak? Türk antrenörlerinin çok ıı, ıı, genel tavrının içinde değil. Yani illa bunu istiyorum diyen birisi değil. Onu hep söylüyor. Transferi yani seçenek, başkan yapar diyor. Seçenekleri koyuyorlar. Ne, bunu istemiyorum diyor mesela. ba bu olur diyor. Yani biraz hani İspanyol, Aragones tarzı. Ben karar vermem diyor zaten. Ha, yani Del Bosque de öyleydi mesela. Del bu soruyorlardı mesela Beşiktaş'tayken. Ne alalım? Ne bileyim getirin işte biz oynatırız diyordu. Tarzı oydu yani adamın öyle bazısında öyle oluyor. Ama şi, ya bu uyumsuzluklar olur. Bunu hemen buyun bu böyle bir uyumsuzluk var. Var. Bu işte Beşiktaş düşmanları değil ya. Bir böyle bir, ama bu, gidiyor. Yani bu elektrik bir taraftan da belki de işe yarıyor. Olabilir. Yani, e olabilir yani bu bu şey değildir. Yani evde biz dördümüz çok iyi geçiniyoruz. İki çocuk anne baba olarak gibi bir şey değil ki futbol takımı. Orada elektrik olacak, rekabet olacak. Başkan hocaya kızacak, hoca ona kızacak bir şey. Herkes bir şey söyleyecek. Tam tersine belki de böyle olması gerekiyor. Böyle olmayan yerler de problem var. Tabii. Çok seslik, biraz hafif dozunda gerilim her zaman iyidir. İyidir. Dozunda. Bunu yönetebilecek <laughs> evet. profesyoneller olduğu sürece. Peki şu dikkatini çekti mi? E ee, Antalya maçında da aynı değişiklikler yapıldı. Önce Oğuzhan ardından Kuarejma. E, bu maçta da önce Oğuzhan ardından Kuarejma e çıktı oynan. Tabi Antalya maçında da bu maçta da muhtemelen galibiyetin alındığı düşüncesiyle bu değişikliklere başvuruldu. E, i̇ki oyuncudan da istenen de çok alınamıyor ama bir taraftan onun yani, yani is öyle de bakalım diyorsun. E, e, öyle tabi. Yoksa niye iki maçta da aynı oyuncular çıkıyor? Oğuzhan kötü mü oynuyor? Hayır kötü oynamıyor ama beklenti çok yüksek. Çok daha yukarısını bekliyorum ben şahsen. E, Kuvarejma e geçen sene başka bir durumu alıştırdı bize. O da var yani. Bunlar da var. Hala ben aynı seviyede geldiklerini düşünmüyorum ikisinde. Peki Koarejmanın gerçi Caner bu maçta çok aktif değildi ama yine de hani az önce bir Caner tarifi yaptın ya Adriano ile farklı, çok birbirinden farklı. İkisi de sol bek ama birbirinden çok farklı çok onları var. var. Bu biraz Kuvarejma'nın da etkinliğini azaltacak bir Durum değil Aslında mi? Aslında öyle olmaması lazım. Çünkü Caner çizgiye basarak oynar. Yani Canerle sizin daha geniş alanda oynama ihtimaliniz yüksek. Ama Caner daha oyunu çok sola dönüyorlar diyorsun? Caner oyunu kurmuyor da Caner topu içeri gönderen oyuncu oluyor. Evet. Ya yani Ol o anlamda. Ama tam böyle bir yani topun kullanımı açısından evet. Caner'e bir meyil olabilir. Ama diğer taraftan da Korejman'ın e, markajdan çıkması demek bu. Evet rahatlatacak bir etken e, Tabii geniş ediyoruz. alanda hücum ediyor çünkü. Evet. Bakalım Bitiriyor önümüzdeki mi? bitiriyoruz. Ben Peki Başakşehir ne yapacak? Seviye maçında Evet. Mı? Yani çünkü Karabük maçı full rotasyon. Evet. Seyredebildin mi bilmiyorum. Oynayamadılar istedikleri Yok hissetmiş. olmadı. Şey olabilir mi acaba benim aklıma o geldi. <laughs> <laughs> Abdullah Avcı'ya teklif yapmadılar ya milli takımdan. Oradan aklı karışmış olabilir mi acaba? <laughs> Yapmadıkları, Yapmadıkları için mi? Yapmadıkları <laughs> için. Çünkü ben sana söyleyeyim teklif yapsalardı <laughs> evet. şu andaki durum net ona bağlanmıştı. <laughs> seviye kaybetti, gitti ondan aklı sonra kararı da akl karıştı. karıştı. Aklı karıştı. E belki de yapmayınca daha karıştı. E ben mesela bana yapmasalar benim aklım karışır. Ya bana niye gelmiyorlar dersiniz. Niye gelmiyorlar acaba? E sorarız Abdullah <laughs> Hoca'ya, yapmadıkları için kafanız karıştı mı deriz. İnşallah her e, zaman Abdullah Hoca'ya da e de Seviye karşısında başarılar diliyoruz. Çok zor bir görev, e, aşılması çok zor bir engel ama futbol böyle bir oyun. Ee, belki de bir mucizeyi gerçekleştirir Başakşehir. 2-1'lik mağlubiyeti İspanya'da çevirmeyi başarır ve Şampiyonlar Ligi gruplarına karılır. Başarılar diliyoruz. Mehmet Demirkol teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.